Yeni kestirmiştim ben bu saçı ya. Kırılmış ipuçları. Ne yaptınız bana? Cadı gibi olmuşum. Ya yok, o şeyden oldu. Cuma elektroşok yaptı ya, ondan oldu. He, hatırlıyorum Şevkat. Çok iyi hatırlıyorum. Hah, iyi bari kafa yerinde. Ha, kafa yerinde hiç olmazsa. Ama bana yaşattıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Dur. Dur. Tamam dur. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bir hareket yapma. Gel. Gel olsun. Bak sen hiç takma, tamam. Ben seni bir kuaföre götürürüm. Bir fene bakar hallolur. He. Zaten biz bizeyiz. Karamızda yabancı yoktur. Delirttiniz beni ya. Pişman edeceğim ama sizi görürsünüz siz. Dur ya. Ya tamam, bırak. Sakin ol bak bir. Ne yapalım? Ben sana çay yapayım. Çay. Ya istemem çay falan, bırak. Ama çay. Abla börekte var mı ya? Benim nezarethanede karnım çok. Kasım. Sen gel şimdi 2 dakika yemin ederim. Otur. Hiç oturmayayım. Otur Allah aşkına. Allah aşkına. Ne oldu? Kimi arıyorsun sen? Alo Cevdet Bey, merhaba. Şevkat. Neredesin sen? Eşin yanında mı? Vereyim mi? Bir konuşun isterseniz. Sahi mi? Ha, tabii. Dur veriyorum. Şu tepesini biraz bastırarak konuş, az geliyor ses. Şuraya. Alo babacığım, çok iyiyim ben, merak etme. Canım benim, iyi olduğuna çok sevindim. Neredesin? Şevkat'ın evindeyiz şimdi. Tamam kızım, ayrılma, ben hemen geliyorum. Tamam babacığım, bekliyorum. Bu kızda nazar var, yıldızı çok düşük. Ona kurşun dökeceğim. Abi sen bizden uzak dur yeter, başka bir şey istemez. Öyle deme, bunlar hep kem gözden. Kurşun sert. Niko. Sen Şevkat'a döksene kurşun. Ne? Aman yok abi, yok istemem. Ay ne olacak canım? Vakit geçerdi işte, babam gelene kadar bir eğlenirdik. Yok ya, ben öyle kurşun dökme olaylarına falan hiç... Hele bunun elinden, aman Allah korusun Allah. Siz istiyorsanız dökün. Öyle mi? Hani daha yeni iyileştim. Ne kadar hassas biri olduğumu da biliyorsun aslında. Çok hassas. Ya ama bak şimdi beni... Niko'nun kurşunlarına kurban ediyorsun resmen ya. Ettim. Ben sıramı savdım mı? Allah, sıra sende. Hadi Şevkat. Kurşunumuzu eksiktiler. Tuz, ayna, makas, ekmek, soğan, tamam? Güçler ha, dua ya. Soğanı kes, kokusu çıksın, şifadır. Çıksın. Evet, bunu da kestik. Bence bu mahalleye bir uğursuzluk çöktü ya, sen böyle bir hepimize bir kurşun dök. Kazım hariç. Neden? Çünkü Bahar'cığım, Kazım hamamda bütün negatif enerjisini atıyor. Ona gerek yok. Hadi bakalım. Şevkat bak, nazar duası biliyorsan içinden oku. Ya oğlum sen artık hamamına gitsene ya. Ne yapayım, hamamda bu saatte kimse yok ki Şevkat ya. Benim canım sıkılır orada. Hem burada action var. Esin gitsin de ben sana göstereceğim action'ı. Lan! Niko! Nerede kaldın ya? Bütün hazırlıklar tamam. Niko! Geldim. Çabuk olalım. Mama dur. Hadi bakalım. Bismillah. Biraz saçma. Yalnız bak baştan söyleyeyim. Bu böyle dökülünce etrafa bir negatif enerji yayılıyor. Uzak duracaksınız, tamam mı? Kazım sessiz ol. Bu ciddi bir iş. Senin hangi işin ciddi değil ki Niko? Bahar! Niyet ettik. Şevkat kardeşimizin üstündeki nazarı çıkarmaya, kazaya belaya karşı tüm negatif enerjilerden kurtarmaya. Elem tarafı şikim gözleşmiş. Ne oluyor lan? Selam Gavle, ne oldu? Ne oluyor be ya? Mahallenin çocukları egzoz patlatıyor baba ya. Egzoz değil bu be ya, yankılı patladı. Başka bir şey bu. O ne be? Lan tüp patladı galiba. Yangın falan çıkmasa be. Burada her şey patlar. Sen dua et, kafamız patlamasın. Ay. Ne oldu? Bir yerinize mi geldi? Ay yok. Şevkat iyi misin? Yerim. Lan Niko. Oğlum kurşun mu döküyorsun, bomba mı atıyorsun? Ayı kafamıza yıkacağım be. Aman nazar varmış Şevkat. Bitmen gibi kalır. Şevkat, ben askerde gördüm. El bombası da böyle patlıyordu. Esin, iyi misin? Eyvah eyvah, yine koptu kız. Emanet. Bak, ben iyiyim. Bak, elim kolum sağlam, yerinde duruyor. İyiyim ben. Ne yapacağız ya? Cevdet Bey'e de gel dedik, kızın iyileşti. Gel al kızını dedik. Ne yapacağız şimdi, rezil olacağız? Tamam ya, ben konuşurum açık açık. Yine kaza oldu deriz. Lan bak, şimdi harbiden kaza çıkacak elimden ha! Şevkat.
Hadi koş, Cuma'yı getir. Kızım sen delirdin mi ya? Geldi bir kere kızın, kafasını yaktı zaten. Bir daha çağırır, öldürteceğim kızı ya. Şefkat, başka çaremiz yoktur. Cuma'yı getirtmen lazım. Yani Cevdet Bey gelmeden eşinin düzelmesi lazım. Yoksa bizi mahvedecek adam. Tamam, ben Cuma'yı çağıracağım. Şapkan alıp geliyorum. Ben de geliyorum. Şefkat bekle. Onu nereden çıkarıyorsun şu kurşunu murşunu ya? Bana kabahat bulma. Bu senin nazarın. Nazarına, dur nazarına. Kabahat sende Niko. Şefkat'e kurşun mu dökülür ya? Ben biliyordum böyle bomba gibi patlayacağını. İmdat! Şş, gideyim ben. Gideyim. Ağaca tırmanacağım ben. Ya bıraksanıza! Yok bir şey ablam, yok bir şey. Öyle eser eklendi. İmdat! İmdat! La 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 la! Hepiniz durun. Hakkınızda ihbar var. Yine mi ya? Evet. Bu sefer de kız kaçırmakta. Ne dolaplar çeviriyorsunuz lan siz? Çözemedim ben sizi ya. Komiserim bizim işimiz mucizelerle be ya. Mucizelere akıl sır ermez. O yüzden çözemediniz. Yoksa kriminal olarak iyisiniz siz. Hepiniz yürüyün karakola. Dur. Ne yapıyorsun ya? Dur karakol bize hasret mi sanki? Amirim ne yaptın ya? Ben daha yeni geldim zaten karakoldan. Bunlar geceyi nazarette geçirdiler. Evet. Bir sabret, bir 5 dakika ver bize. İşimiz var bizim. Esin Hanım'a elektroşok tedavisi uygulayacağız. Ne tedavisi lan? Doktor musunuz, üfürükçü müsünüz? Çözemedim ben. Ben doktorum. Müsaade ederseniz işimizi yapalım. Ne işler? Sabah zorla ifade vermek için bana atar gider yapıyordun. Şimdi ne dönüyorsunuz lan? Yürüyün hepiniz karakola, ifadenizi dağıtın. Bir dur Allah'ın aşkına, bir dur ya. Ne oluyor sanki, bu karakol kaçıyor mu kardeşim? Bu karakol 7 gün 24 saat açık değil mi? Tamam geleceğiz diyorum, bir 5 dakika ver diyorum. Açın telefonlarınızı, tavla oynayın ya. Ha, isterseniz eşli okey de oynayabilirsiniz. Şimdi Niko'yla burada kalalım memur bey. Polislere karşı vatandaşlar okey oynayalım. Hem sanalda taş çalma olayı falan olmadığı için gayet de fair play olur ha. Tamam ulan. Size 10 dakika süre veriyorum. Tamam mı? 10 dakika. Aa, ne yapıyorsun be? İşte bir şey yapalım o zaman komiserim. Biz hiç böyle şey, hepimiz karakola gidelim. Artık elektroşoku orada veririz. Tedavi amaçlı yani. Yürü lan karakola. Tamam. İtelemeyelim ya. Tamam. Yürü. Magazin aç. Yine mi geldiniz lan siz? Oldu olacak karakola bir kat çıkalım. Siz üst kata taşının, asansörle inin çıkın. Aa, gayet mantıklı komiserim. Evet, muhit de güzel, hamama da yakın olabilir. Ya kardeşim sen niye ortalıkta böyle geziyorsun? Giysene şu elbiseleri üstüne. Elbiseler benim değil ki komiserim. Esin'in babasının. Elbiseleri sende. Peki bu kızın babası nerede? Ha, o hamamda uyuyor. Böyle yumuşak ya, böyle sıcacık ya ortam. Uyudu kaldı. Ne yapsın? Açın kapıyı, çıkarın beni buradan! Alo! Kimse yok bu arada! Açın kapıyı! Çıkarın beni buradan! Nerede bunlar? Kızımı nereye götürdüler? Kızım nerede? Alo! Komiserim, şu prizi kullanabilir miyiz? Ne için? Telefon şarjı mı? Yok, telefonla alakalı değil. Elektroşoku bağlayacağız da. Şey değil, problem değil. Az yakıyor yani. Devlete fazla külfet olmayacağız, merak etmeyin. Pilden halince be ya. Düşük voltaj. Sizin de ihtiyacınız varsa hastalık olarak tedavi edebiliriz. Esnaf ikramı olarak yemin ederim fizik tedavi de bir edilir. Sigorta. Yeter be! Akıl hastanesine çevirdiniz lan burayı. Her gün çoğalıyorsunuz. Allah Allah, biz kendimiz mi geldik sanki? Seni polisleri tuttu getirdi komiserim, ne bağırıyorsun ya? Kızcağızı korkutacaksın ya. Bu kız iki kere şey yaptı ya. Kafa gitti bu kızda ya. Şimdi benimki de gidiyor. Beni de zamanadan çıkardınız ya. Hepinizi nezarete atarım. Atamazsınız. Bir sabah kefaletle çıktık. Kefaletle çıktık. Paramızla dolaşıyoruz biz komiserim. O paralar yandı gitti. Şimdi siz yanacaksınız. Ya komiserim, gözünü seveyim. Biz şu prizi bir kullanak da ondan sonra ne yapıyorsa yap ya. Ne elektroşoku lan bu? Nasıl yapacaksınız? Efendim, aslen akupunktur ilmidir. Biz Batı'nın teknolojisiyle onu birleştirdik. Esin Hanım'ın elektrikleri devre dışıydı. Kimseden elektrik alamıyordu. Ben onun devrelerini yerine getirdim. Kendisi sosyal hayata kavuştu. İnşallah babasına da kavuşacak be ya. Değil mi kız? Komiserim, yalan. Bunların anlattıkları her şey yalan. Bunlar bir araya geldiler. Babamdan fidye istemek için beni kaçırdılar. Babamı da hamama gizlediler. Adam oraya kapattılar. Fidye almak için babamdan beni kaçırdılar. Şimdi ben konuşmayayım diye de bana elektrik vermeye çalışıyorlar. Komiserim ne olur kurtarın beni. Ne diyorsun sen be ya? İftira kabul etmiyorum ben. Lavre, Şefkat.
Oğlum kız kendine geldi, o daha önemli bence. Kız kendine geldi diyorum. Kız kendine geldi. Önemli olan buydu yani. Kutma usta. Orası benim yerim. Kalk kalk. Kanun oğlu burası be ya. Senin yerin benim yerim var. Tövbe estağfurullah. Allah kahretsin. Nereden başımıza bela aldık şu kızı ya? Keşke akıl hastanesinde kalsaydı, hiç kurtarmasaydık yani. Ha, lanet olsun onu tanıdığın güne. Ha, Cevdet Bey de gazın kralına çaktı gitti maşallah. Gördün mü Şevkat? Allah bizi o kızın şerrinden korumak için onun aklını almış. Madem o. Sen de bana kızıyorsun. Dosttan zarar gelmez oğlum. Ama tabii ki senin gönül gözünde öyle bir kapasite yok. İbret al. Ben seni korumak istedim. Ve bundan sonra da lütfen kıymetini bil. Kes Niko, kes. Kes. Şu hayatta en korktuğum şey başıma geldi. Seninle aynı nezarete düştüm. Ha bundan beteri seninle aynı cezaevine düşmek olurdu. Herhalde o zaman beynim patlar diyecek. Sen zaten sabah beynini akıtmadın mı, nazarı patlatmış Şakat ya? Ya asıl şimdi Cevdet Bey esine inanırsa ne olacak? Benim de suçum var o ya. Ben bir garip tamirci. Fincecilikten yatıyorum burada. Ay ay, olay örgülerine bak, Arap saçı ya. Senin suçunu söyle İzah Bey'im Cuma. Ben esinin aklını aldım. Şevkat'i onun şerrinden korudum ama sen ona elektro şok vererek onun günahkar aklını geri getirdin. Sonra ben Şevkat'e kurşun döktüm, o patlamayla senin aklını tekrar aldım ve sen o zıkkımıyla onu tedavi etmek istedin. Bu şerre hizmet etmemen için bir kınama cezası. Kes Niko, kes, kes, kes Allah'ım. Beni illa bir şeyden koruyacaksın, yalvarıyorum sana. Esinin şerri merri önemli değil, şu Niko'nun çenesinden koru ya. Ah Esin, buradasın. Babacığım. Ah Esin'cim. Babacığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ben. İyiyim babacığım, sen merak etme. Sadece çok özledim seni. Ben de seni çok özledim yavrum. Sen nasıl geldin, niye geldin buraya? Baba o kadar uzun bir hikaye ki. Eve gidince anlatırım ben sana. Sen de bana şu hamam maceranı anlatırsın. Hiç sorma, neler geldi başıma. Nerede o ergeliler? Nezarethanede. Ben postaladım. Çok konuşuyorlardı. Çok iyi yaptın. Çok. Hoş geldin Cevdet Bey. Maşallah. Pırlanta gibi kızınız var. Öyledir. Öyledir benim canım. Öyledir. Ya paramızla rezil oluyoruz Niko ya. Sen sabah kefalet parasını ver. Dışarı çık. Akşam olmadan tekrar içeri gir. Asıl bana koy dersim et. Senin parayı da benim mama ödedi. Kadının parasını yaktın. He yaktın. Sen yaktın nasıl? Hadi ben el alemin oğluyum. Sen onun öz oğlusun. Hayırsız evlat. Susun biraz be ya. Sıkıldınız mı? Okey takım ister misiniz beyler? Vallahi bizim mahallede ıstaka suç aleti sayılıyor komiserim. Nezarete sokabiliyor muyuz? Varsa ben bir uyku hapı alayım. Bu kapçık ağızlar yüzüne uyuyamadım ben be. Hadi iyisiniz. Serbestsiniz. Harbi mi kız? Aha, Bahar'ın paralar gitti. Cevdet Uçar geldi, Cevdet Uçar. Bak, gördün mü Niko nasıl vefalı çıktı Cevdet Bey? Sabah annenin kesesiyle kurtulduk, şimdi de benim keseyle kurtardık. Uy. Sağ ol, tamam, tamam. Yasasın. Sen niye çıkmıyorsun? Hadi çıksana. Onlar çıksın, ben biraz kafayı dinleyeceğim. Olmaz, komiserim git çıkar dedi. Komiserin gelsin, kendi çıkarsın o zaman. 40 yılın başı nezarete düşmüşüz. Boşken biraz tadını çıkarak. Zorla ifadeye gelirdin. Nezaretten çıkmaktın. Madem karakolu çok seviyordun, neden polis olmadın? Ziyaretin kısasını seviyordun ondan. Uzatma o zaman, çık işte. Çıkmıyorum kardeşim. Babanın malı mı? Bura kamu malı. Ben vergimi veriyorum kardeşim. Burada benim istersem yatıya kalma hakkım da var. Üstelik sabaha kadar da zamanım var. Buradayım ben. Çıkmaktan çıkma lan. Sen de mi uğraşacaksın? Kapıyı hafif çek, Ceren yapmaz. Sokaklar olsun be ya. Al peştemallarımı. Teşekkür ederim Cevdet Bey. Tekrar bekleriz müessesemize. Çok beklersin, hadi gele. Komiserim, Şevkat yerimden nezaretten çıkmıyor. Ben de kapıyı açık bırakıp geldim. Vallahi akıl hastanesinde iki gün duramadı. Tapusunu alacak değil ya. Bırakın kalsın daha iyi. Elimin altında olsun. Baş üstüne komiserim. Hmm.
Şevkat. Ne var? Şaka öyle değil, böyle yapılır işte. Benden bu kadar. Kızım, seni bir daha gözüm görmesin. Defol git buradan. Gözükme gözüme. Ben de senin çok meraklın değilim. Babam bekliyor dışarıda, konuşmak istiyormuş seninle. Tamam, çık sen. E hadi beraber gidelim, hadi kalk. Ha Şevkat. Cevdet Bey. Gördüğünüz gibi kızınızın aklı başında, sapasağlam. Ve emaneti aynen sizden aldığım gibi size iade ediyorum. Bundan sonra bana uzak, Allah'a yakın olsun. Tamam. Şevkat sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Bana uzak, Allah'a yakın dediğim benim en değerli hazinem. Kızım, siz aynı mahallede yaşayacaksınız, bir arada olacaksınız diye kızıma göz kulak ol dedi. Ama bu mudur yani itimadımın karşılığı? Vallahi hiç kusura bakmayın Cevdet Bey. Akıl hastanesi, karakol bu nedir ya? Ya şimdi bakın darılmaca, gücenmece yok. Bu nasıl bir baş belasıdır ya? Lütfen alın götürün kızınızı. Ben kendi halinde mütevazı, fakir bir hayat seçmiş bir insanım. Benim gibi adama böyle gönül borcu yüklenir mi? Lütfen. Aa, sen kendini ne sanıyorsun ya? Ben kundaktaki bebek miyim senin bakımına ihtiyaç duyayım? Ben zaten o mahalleye bir daha adımımı bile atmam. Sizde ne haliniz varsa görün. Yürü babacığım, gidelim ya. Hiç yakıştıramadım sana Şevket, hiç. Şimdi şöyle biz dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Yani hep beraber oturduk, çay içtik. Ya dostluğun güzel tarafı da bu. Hani mutluluğumuzda da, kederimizde de bir aradayız. Ama biz istedik ki Esin de bizle olsaydı. Yani o da bizle geceyi geçirseydi. Çünkü biz kusurlarımızı gece gibi örtmesini iyi biliriz. Ve eğer şimdi bizi affederseniz... bize güneş doğacak. Ben İstanbul'a o evde yaşamak için, çarşıya sanat galerisi açmak için gelmedim. Ben buraya çocukluğuma geri dönebilmek için geldim. Ama siz hepiniz birlik olup o evi bana zehir ettiniz. Artık ne anlamı var ki? Ben Paris'e geri dönüyorum. Siz de evlerinizde, mahallenizde güle güle oturun artık. Seni duydunuz. Sizi affetmiyor. Ben size en değerli varlığımı emanet ettim. Ama siz ne yaptınız? Onu dalından kopardınız. Hediyelerinizi de alın. Sizi hatırlatan hiçbir şeyi Esin görmek istemiyorum. Gidebilirsiniz. Şevkat nereye lan? Durun bir dakika beyefendi. Şevkat bir dakika, nereye gidiyorsun? Ben sana Esin, rahat bırak demedim mi? Esin. Aç. Aç kapıyı Esin, konuşmamız lazım lütfen. Şevkat. Ben mahallede son sözümü söylemedim. Esin sizi affetmezse hepinizi bu mahalleden kovarım demedim mi? Tıpkı buradan kovduğum gibi. Hadi sen de şimdi çık git buradan efendi, efendi. Gideriz Cevdet Bey. Hepimiz gideriz. Tıpkı buradan gittiğimiz gibi sessiz, sedasız gideriz. (Gülüyor)
Baba. Sen onları affetmezsen mahalleden kovacağını mı söyledin? Evet kızım. Sen hastanedeydin. Aynen böyle söyledim. Peki gerçekten kovacak mısın? Gel şimdi gel bir kahve içelim de konuşuruz bunları sonra. İsmail, sihirli lambayı dükkana koyarız artık. Dekoratif amaçlı. Beğenen olursa da satarız be ya. Ha, koyarsın. Cevdet Bey amca hepimizi komple semtten kovmazsa koyarsın. Sahibi de o var değil mi? Hadi abi hadi. Binin şu arabaya bir an önce çekip gidelim şuradan hadi. Ne konuştunuz Cevdet Bey'le? Maddiyat konuştuk. Alman ligini oynama çok sürpriz oluyor dedim. Hadi abi hadi. Hadi İsmail gidelim. Yavaş yavaş hadi bak. Ben seni Paris'e Maris'e göndermiyorum kızım. Hem de bu vaziyette hiç göndermiyorum. Babacığım, benim uzaklaşmam gerekiyor. Seni anlıyorum ama hemen mi gitmen gerekiyor? Ben hemen gitmek istiyorum. Sadece uzaklaşmak için mi gitmek istiyorsun? Sadece ondan değil. Baba böyle sanki içimde bir ışık söndü. Tekrar yanar mı bilmiyorum. Ne tatlıymış lan bu kaçı. Bak. Bak bak bak. Değil mi? Keşke şimdi de öyle tatlı olsa. Annesini de çok seviyor belli. Ne yapıyorsun lan? Oyun mu oynuyorsun oğlum? Hadi bak şöyle 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 şöyle. Düzlüyoruz ya. Bu. Oradayım kendi kendine hareketli. Yaptığıma dön. Silahlar. Parlar. Banyaki oğlum hiç izlemedim. Salla pati iş yapma. Biraz özen lan. Hep fırça izi bırakmışsın. Bak bu kız sanatçı, bu kız ressam. Gözümü bozacaksın kızım. Biraz özen ya. Sevkat, usta sanatkar eserine kasten kusur katar. Sen hayat sanatının bir çırağısın. Benim gibi bir usta olduğunda mükemmeli aramaktansa bu kusurların güzelliğini görmeyi öğreneceksin. Abi bana hiç lagaluga yapma. Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz demişler. Sen bütün gün böyle mahallede işkembeden işkembeden sallayıp duruyorsun ya. Aha işte aynan da ortada böyle salla pati bir olay yani. Düzgün yap abi işi. Ben yaptığım işe ruhumu katarım Şevkat. Bu boya evladilik olur. Aman abi aman o zaman sakın sen bu duvarlara ruhumu falan katma. Yoksa bu evden kimseye hayır gelmez. Sen sadece işini düzgün yap bana yeter. O zaman parasını öde Şevkat. Bu bedava bir iş. Ve ben gönlümü verdim.
Fırça darbesi istemiyor musun? O zaman hesap numaramı duvara yazayım. Ulan biz bütün mahalle birleştik senin ayıbını temizliyoruz. Ulan bir kere de lafta cimri, hayırda cömert ol be. Ah! Geç şimdi öyle mavi mavi avatar gibi. Ben kalender ve sebim. Güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender ve sebim. Güzel çirkin aramam. Ya aramazsın da bir saatten beri aynı camı temizliyorsun Marika abla ya. Hadi e biraz acele. Çıkmıyor çok buru. Bak temizlik imandan gelir. Öyledir. Nerede sen Niko? Niko'nun işi boya badana ya. İşi gücü gösterisidir. Ama boş ver onu çekti gitti. Şöyle. Öyle olmaz o, öyle olmaz. Tut şunu, tut. Bak böyle yapacaksın. Böyle bak, böyle bütün gücünle. Esin, ben uçak biletlerini aldım canım. 20 güne uçuyoruz. 20 güne mi? E neden o kadar geç? 20 gün boyunca çok önemli işim var. Bir yere gidemiyorum canım. Uf, Pascal ya. Ne oldu Esin ya? Babanla sıkıntın var mı? Ben de kal. Yok, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz. İşte bu beyler, işte bu. Bravo Pascal! Pascal'ın sözüyle iş yapılmaz. Ben kendi biletimi kendim alayım, şuradan yarına vardır zaten. Yarın gitmeyesin. Arkandan kovalayan mı var? Gizem, ben bir karar aldığımda hemen uygulamayı tercih ederim. Diğer türlüsü biraz boş laf oluyor zaten. Ya tamam da bir gün kal. Seni şöyle güzel uğurlayalım ha? Evet ya, hadi. 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 Bir gün ya, ne olacak? Hadi. Ay tamam, bakmayın öyle, kalırım bir gün daha. Süper.
Şevkat, ne oldu? Niye getirdin sen beni şimdi buraya? Başka alemlere akacağız dedik ya. Gerçek mi bu? Vallahi dün hayaldi ama bugün gerçek herhalde. Badanayı, boyayı Niko ile beraber yaptık. Niko biraz tabii acemi olduğundan fırçayızı bıraktı, kusura bakma. Şunlar da resim malzemelerim. Ya işte biz onları aldık ama hani kullanır mısın bilmiyorum. Varmadı verirsin birilerine. Ha. Bu da Esin perisi. Esin'le perisi. Galiba ben hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Bence oldum. Ve sen hatırlamıyorsun. Şu fotoğrafa baksana. Ne kadar mutlu görünüyorsun. Bana değil ya, fotoğrafa bak. O çocuğa bak. Mektubunu okudum Esin. Bence sen buraya anneni aramaya değil, annesinin öldüğüne inanmayan ve onu bekleyen bu güzel çocuğu almaya geldin. Onu bırakmayız. Artık gidebilirim. Çocukluğuna sahip çık. Çünkü çocukluğun senin en büyük hazinendir. Ahşap evler yaşatılan evlerdir kızım. İçinde yaşayan birileri olmazsa yavaş yavaş çürür ve yıkılır. İnsanlar da öyledir. Kalbinde yaşayan bir çocuk yoksa yavaş yavaş çürür ve yıkılır. Bunu unutma kızım. Hoşça kal Thank you.
Çocukluk gökyüzü gibidir. Asla kaybolmaz. Ama bazen şeylere küseriz. Başımızı öne eğeriz. Gökyüzünü görmez oluruz. Çocukluğumuzun bizi terk ettiğini sanırız. Gel beraber göğe bakalım. Kaybettiğimiz her şey oradadır. Hatırladım ben. Hatırlamak kehanettir Esin. Hatırladıklarını yaşar, unuttuklarını ararsın. Sen nasıl anladın? Ben yaşamadım mı sanıyorsun? Benim de canımdan can gitti. Can vermek toprağın altına girmek değildir. Budur. Ya vallahi boşu boşuna taksi çağırdın. Ben motorla bırakırdım seni. Sağ ol Şevkat. Ama biz artık burada ayrılsak daha iyi olacak. Ben kendim giderim. Neyse Müris. Öv senin. Yani yerin hazır. Hani ne zaman istersen başımızın üstünde yerim var biliyorsun. Biliyorum. Söylemene gerek bile yoktu. İyi ki geldin bu akşam. Bu akşamı hiç unutmayacağım. Seni de. Gidersen kal demem. Ya, kalırsan da git demem. Ya ama bu böyle olmadı ya. Vallahi yani senin yerin buraydı. Şevkat benim yerim neresi? Bu mahalle mi? Bu ev mi? Nereye gidersen git. Tek bir kalpte yaşarsın. Ben zaten kalbimde bir boşlukta yaşıyorum. Bu boşlukta ben ne yaparsam yapayım da olmuyor. Ama belki bundan sonra dolar. Bu boşluk hepimizde var. Bu boşluğu ancak başka birinin boşluğu doldurur. Çok sağ ol Şevkat. Her şey için. Herkese teşekkür ettiğimi de ilet lütfen selamlarımı da. Başüstüne. Hoşça kal. Güle. İyi şanslar. Yolun açık olsun. Senin de. İki türlü ayrılık vardır Şevkat. Birinde insan önce kendisinden ayrılır. Çünkü insan kendisinden ayrılmazsa kendini bulamaz. Ötekini de bilmek ister misin? İstemez Nihu. O da zavağa kalsın. Şu motoru da sahibine geri veririz. Ah,
Tamam kızım, endişe edecek durum yok. Yetiştik, zamanında geldik. Var da ağabeyciğim. Şurada. Babacığım, zaten yolda vedalaşmıştık. Ben seni öpeyim, hemen kaçayım. Canım benim. İnerim mezara, tamam mı? Tamam, arayacağım. Uzun uzun konuşuruz. Zaten sana anlatmak istediğim bir şey var. Ama yolda vazgeçirmeye çalışırsın diye anlatmadım. Sen uyurken neler oldu neler? Yok ya, neler oldu? İnince anlatırım. Esin! Oh, yetiştik. Esin! Ay, yetişemeyeceğiz diye ödümüz koptu. Merhaba. Esin, emin misin gitmek istediğine? Ya buraya kadar gelmişsiniz, zahmet etmişsiniz. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Ama gitmem lazım biliyorsun. Babacığım sana bir şey anlatacağım demiştim ya. Hep beraber benim evimi o kadar güzel döşemişler ki. Görmen lazım. Hadi ya, öyle mi? Ben hepinize sarılıp tek tek vedalaşmayı çok isterdim ama uçağa yetişmek zorundayım. Kusura bakmayın. Vallahi kaçıracağım bana o pilotu, vereceğim elektriği. Aklı uçacak, uçağa burada kalacak haberin yok. Gitme be ya. Hoşçakalın. Güle güle. Ya çocuklar, mahcup ettiniz beni be. O mahcubiyet bize ait Cevdet Bey'ci. Ya onu bunu bırakın da gidelim bir köfte möfte bir şey kayalım ya. Benim açlıktan elim ayağım titriyor arkadaş. Vallahi kıyıldım ben de, yok. Kartta ufak bir boşluk vardı, onu da kayalım da artık ne yapalım, bu ayı kapatalım ha. Cevdet Bey amca gelmez misin? Sağ olun çocuklar, size afiyet olsun. Benim işlerim var. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Allah kavuştursun. Hoşça kalın. Sağ olun, yani. Sağ olun. O değil de hepimizi bitirdin yemin ediyorum ya. Şimdi bizim yaptığımız bu hazırlıkların hepsi boşa mı gitti acaba? Ya tamam amma uzattınız ya. Ödeyeceğim oğlum hepinizin parasını, yeter ya. Bu ne cah 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 cah. Tabii köfteyi zehir ettiniz ya. Hayatta hiçbir şey boşa değildi güzelim. Sen hiç boşa doğan bir güneş gördün mü? Hayırdır inşallah Niko. Ne dedin anlamadım ben pek ama. Her şeyde bir hayır vardır diyorum Cuma. Hayırdır inşallah be. Buraya da kartı ayağına da getirdin bizi buraya. Artık öpücükle öderiz adamı. Gece sana iki türlü ayrılık var demiştim Şevkat. Ötekini de bilmek ister misin? İstemesem de söyleyeceksin Nassaniko. Koy ver gitsin. Şevkat. Öteki iki kişinin ayrılığıdır. Giden kalır, kalan da gider. Oğlum, babanı mı bekliyorsun sen burada? Gel, gel bakayım, gel. Gel. Ne haber kızlar? Evet. Amok Ağaç Efendi. Vallahi dünya sana güzel ha. Şuncacık kumeste 10 tane tavukla yaşayıp gidiyorsun ha. Vallahi. Ama dünyanın hali belli olmaz oğlum. Her an her şey olabilir yani. O yüzden alışmayacaksın. Alışmak dünyanın en kötü şeyi. Yani daha doğrusu alışmak değil de bir şeye böyle
tam alıştığında onun elinden kayıp gitmesi çok kötü. Mesela Esin. Ya tamam inatçıydı, huysuzdu falan ama ya ince ince didişiyorduk kızla. Vallahi bir daha dünyaya gelsem var ya astronot olurum ya. Vallahi lan. Basacağım gideceğim uzaya. Daha da dönmeyeceğim, takılacağım oralarda. Uzayda hayat yok be Şevkat. Ne varsa burada var. Buradayım, buradayım. Yukarıdayım. Aa. Ne oldu kız? Uçağı mı kaçırdın? Yok. Evimi özledim. Çay yaptım. Şekerin var mı? Şekersiz içiyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.